Evet, sırada tabii ki son durak klasiği. Hukuk bölümümüzdeyiz sevgili izleyicilerimiz. Bakalım değerli avukatımız Serpil Ersan hangi önemli bilgilerle bu hafta karşılıyor bizleri? İzliyoruz. Uzman avukatımız Serpil Ersan bu hafta turist vizesi ve sollama ile yapılan kazaların bilinmeyenlerini bizlerle paylaşıyor. Turist vizesi ile İngiltere'ye gelmek istiyorsanız hazırlamanız gereken evrakların önemine dikkat çeken Serpil Hanım red alınması durumunda yapılacakları da son durak izleyicileriyle paylaşıyor. Serpil Hanım, turist vizesiyle İngiltere'ye gelmek isteyen izleyicilerimiz nelere dikkat etmeliler öncelikle? İngiltere'ye turist vizesiyle gelmek isteyenlerin ne tür bir başvuru yapacaklarını karar vermeleri gerekiyor. Çünkü ekonomik durumları uygunsa ve bu ülkeye gelip gittiklerinde hem buradaki bulundukları süre içerisinde ekonomik olarak kendilerini destekleyecek durumdalarsa hem de ekonomik durumları Türkiye'de iyi olduğu için geri döneceklerine dair bir tanı söz konusuysa İngiltere konsolosluğu çok rahat vize verecektir. Diğer durumlarda ise eğer ekonomik olarak bu ülkeye geldiklerinde kendilerini idame ettiremeyecek durumlardaysalar vizeleri süresince bu kişilerin de bu ülkede bir sponsor bulmalarında fayda var. Bu sponsor ya akrabası olabilir veya tanıdığı bir kişi olabilir. Hangi nedenlerle bu ülkeye geliyorsa o sponsordan alacakları bir sponsorship dediğimiz bir mektup veya herhangi bir yazı onun başvurusunu destekleyecektir. Ya bu herhangi bir şey olduğu zaman ben bütün masraflarını karşılıyorum anlamında bir yazı aslında, değil mi? Tabii. Söz gelimi ekonomik olarak durumu iyi olan kişilerin bile başvuru yaparken çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer diyelim ki evleri varsa tapularını sunmaları gerekiyor. Eğer maaşları iyiyse maaş bordolarını sunmaları gerekiyor. Bankalarındaki paralarını göstermeleri için bankalarından aldıkları statementları göstermeleri gerekiyor. Yani çok iyi hazırlık yapmaları gerekiyor. Ekonomik durumları çok iyi olsa bile. Bunun ispat edilememesi durumunda vize reddi söz konusu olabilir ve tekrar başvurmak zorunda kalabilirler. Bütün bu belgeleri toparlayıp tekrar yeniden bir başvuru yapmak zorunda kalabilirler. Burada sponsorlukla başvurmak isteyen kişiler ise çok iyi bir sponsordan mektup almaları gerekiyor. Hem o kişinin burada o kişi geldiği zaman bir oda verebilecek durumda olması lazım. Diyelim 2 yatak odalı ve 3 yatak odalı evi varsa bu odasında kalabileceğini belirtmesi gerekiyor. Eğer İngiliz vatandaşı ise pasaportunun fotokopisini vermesi gerekiyor. Yine aynı şekilde ekonomik durumunu ispat etmesi gerekiyor. Ücretli çalışıyorsa maaş bordrosunu. Eğer self-employed dediğimiz yani kendi başına çalışıyorsa muhasebesinden aldığı son 2 yılın hesaplarını sunması gerekiyor ve böylece de o kişinin diyelim ki 3 ay veya 2 ay veya 1 hafta 2 hafta ne kadar süre kalacaksa o sürede onu destekleyecek pozisyonda olması gerekiyor. Ne yazık ki son dönemlerde özellikle gençlerle ilgili turist vizesi başvurularında çok ciddi red kararları veriliyor. Bu durumda kesinlikle ısrarcı olmak gerekiyor. Eğer belgeleriniz tamamsa ve red alıyorsanız buna temiz etme ve başarılı olma olasılığı çok yüksek. Eğer belgelerinizi iyi tamamlayamadığınız için red almışsanız tekrar bunları tamamlayıp yeniden başvurup bundan sonra tekrar red alırsanız da temizde bulunmakta fayda var. Bazı kişiler iyi hazırlanamıyorlar, o yüzden red alıyorlar. Bazıları da iyi hazırlanmalarına rağmen red alıyorlar. Diyelim ki yaşlarından dolayı bu ülkeye geldikten sonra geri döneceklerine dair bir belirti sunamadıklarından dolayı red alıyorlar. Israrcı olmak lazım. Çoğunlukla da vize başvurularında bütün belgeler hazırsa red alınsa bile temizde başarılı olma olasılığı çok yüksek. Turist vizesiyle İngiltere'ye gelip burada kalmanın mümkün olduğunu dile getiren Serpil Hanım, Ankara Anlaşması ya da evlilik vizelerinin alternatif olarak düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Serpil Hanım, vize alınıp İngiltere'ye gelindikten sonra turist kalmak istedi, gitmek istemedi, geri dönmek istemedi. Oturum alabilir mi? Bu ülkeye geldikten sonra Ankara Anlaşması'na self-employed dediğimiz, yani kendi başına serbest meslek sahibi olarak çalışacağını ispat ederek başvuru yapabilir ve bu ülkede kalabilir. İkinci bir olasılıkta eğer tanıdığı birisi varsa, tanıştığı birisi varsa evlenerek de kalabilir. Her ikisi de mümkün.
Ama en çok uygulanan yöntem son dönemlerde özellikle Türkiye vatandaşları açısından önemli bir olanak. Ankara Anlaşması'ndan serbest meslek sahibi olarak burada da oturum alabilirler bu ülkeye geldikten sonra. Aynı zamanda Ankara Anlaşması'ndan Türkiye'den de başvurabilirler. Tabii bunun farklı bir günde tartışılmasında fayda var. Serpil Hanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Uzman avukatımız Serpil Arsan sizleri bilgilendirmeye devam edecek. One more time. Yes, I know.